Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Eskişehir'den sesleniyoruz. Yanımızda reklam sektöründe faaliyetlerini gösteren iki genç girişimci var yanımızda. İki ortaklar. Öncelikle Enes Bey'den başlamak istiyorum. Enes Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Abdurrahman Bey, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Enes Bey, bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Tabii. Enes Şahin, 96 doğumluyum. Yaklaşık 6 yıldır sektördeyiz. Abdurrahman'la birlikte bir 7-8 yıllık bir tanışmışlığımız var. Yine iş üzerine tanıştık. 7 senedir sektördeyiz. Yaklaşık 1-1,5 yıllık bir reklam ajansımız var. Bu şekilde. Genç girişimciler olarak firmanızı buraya kadar getirmişsiniz. Daha önce küçük bir yerdeymişsiniz, evet, duyduğum kadarıyla. Evet, peki Abdurrahman Bey, sizler de kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de. İsmim Abdurrahman. 98 doğumluyum. Eskişehir'de doğdum, büyüdüm. Enes'le tabii ki bayağı uzun zamandır arkadaşız. Sadece arkadaş değil, hem de ortağız. O şekilde şu an işlerimiz çok güzel devam ediyor. Allah inşallah daha iyi yerlere gelmemizi nasip eder. Umarım başarılarınızın devamını diliyorum. Normal bir arkadaşlığı, iş arkadaşlığına kadar taşımışsınız. Evet. Enes Bey, sizlerden devam edelim. Buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Neler yapıyoruz burada? Tabii şöyle, biz burada web yazılım, programlama, sosyal medya yönetimi ve prodüksiyon işi yapmaktayız. Ağırlıklı olarak Eskişehir'de bir sosyal medya yönetiminde yaklaşık 100-120'ye yakın bir firmayla aylık olarak çalışıyoruz sağlıklı bir şekilde. Eskişehir firmaları bunlar. Evet. Anladığım kadarıyla yurt dışında, evet, da çalışmalarınız var. Evet, var. 2-3 tane firmamız var. Harici olarak sadece Eskişehir'de değil, farklı illerde de çalışmış olduğumuz firmalar da var. Peki Abdurrahman Bey, biliyorsunuz günümüzde sosyal medya, internet çağı çok fazla göz önünde bulunuyor. Ve insanlar artık kendi kişisel sosyal medya hesaplarını bile yöneten birilerini arıyorlar. Sizler bu konular hakkında neler yapıyorsunuz, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bir firmayı aldığımızda öncelik olarak rakiplerini araştırıyoruz. Nasıl bir giderleri var, bunları araştırıyoruz. Daha sonrasında ekip arkadaşlarımızla oturuyoruz. Bütün raporlamaları müşterimize sunuyoruz. İşte bu eksiklerimiz var gibi. Daha sonrasından aşama aşama gidiyoruz. Web tasarımlarınızı yaparken Enes Bey, nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi aşamalardan geçiyor? Tabii şöyle, web tasarımlarda aslında her yıl bir tasarım trendi var web tasarımlarda. Kullanılan renkler, işte nasıl diyeyim, responsif diyoruz biz bunlara. Uyumluluk, özellikle mobil uyumluluk çok önemli. E-ticaret sitelerinde de bir e-ticaret sitesi yaptığımızda tamamen onunla kalmıyoruz. Ayrıca Google reklamları olsun, daha sonrasında video reklamları olsun, bu şekilde bir aşama aşama reklam konusunda da müşterilerimize destek oluyoruz. Ayrıca mobil uygulama ile de bu yapmış olduğumuz siteleri destekliyoruz. Enes Bey, mobil uygulama aşamalarınız nelerdir? Sizler firmalara özel uygulamalar tasarlıyorsunuz. Bunları neye göre yapıyorsunuz? Tabii ki de şöyle, öncelikle frontend dediğimiz arayüz tasarımını yapıyoruz öncelikle. Daha sonrasında bunun backend var, arka yüzü. Bir mobil uygulama veya web sitesini yaptığımızda öncelikle bir Photoshop'tan bir tasarımını yapıyoruz. Daha sonrasında da bunu kod halinde backend dediğimiz kısma geçiyor. Yazılım kısmına geçiyor. Dediğim gibi bir tasarım trendleri oluyor her sene. Bu trendlere ayak uydurmak zorundayız. Mesela benim bir firmam var ve ben bu firmayı biraz da oyuna dökmek istiyorum aslında. Bir oyun şeklinde yapmak istiyorum. Bir oyun uygulaması da yapıyor muyuz? Oyun uygulaması yapıyoruz ama bu tabii ki de çok uzun bir süreç. Müşterilerimiz eğer bize süre verirlerse tabii ki de bunu da yapıyoruz. Peki. Bir web sitesinin tasarımı kaç gününüzü alıyor veyahut da hani yapılan işin detayına göre tabii ki de değişiyordur girilen kodlara göre, ama totalde kaç günlük bir şey oluyor? Şöyle, normal kurumsal web sitesi yapmış olduğumuzda bu ortalama 3 gün ila bir hafta arası sürüyor, ama e-ticarete girdiğimizde bu 2 hafta 4 haftayı buluyor, çünkü müşterinin isteğine göre sıfırdan bir kodlama yapıldığı için az önce bahsettiğim frontend ve backend kısmı bayağı süreci uzatıyor yani. Genelde özel tasarımlar yapıyorsunuz, evet, hazır şablonlar yok, kullanmıyorsunuz. Özel tasarım kullanıyoruz, yazılımlar tamamen bize ait. Zaten bunu müşterilerimize de söylüyoruz, sözleşme olarak da yapıyoruz. Çok güzel. Zaten en önemlisi özel tasarımlardır. Çünkü herkes kendi firmasını kişiselleştirmeye çalışıyor bu noktada. Peki firmaların ürün çekimlerini
ya da firmaların dış çekimlerini, iç çekimlerini gerçekleştiriyor musunuz? Tabii ki de şöyle, bu konuda aslında kafelerden vesaire çok talep var ürün çekimlerinde olsun. Ürün çekimiyle kalmayıp aslında bir onu biz reklam filmine döküyoruz. İşte diğer sosyal medya mecralarında paylaşabileceği videolar haline getiriyoruz. İşte mekanın içi dışı, drone çekimleri olsun. Hepsini harmanlayıp bir reklam filmi oluşturuyoruz. Hem bu müşterinin sosyal mecralarda paylaşmasına sebep oluyor. Hem de elimizde dediğim gibi sürekli paylaşabileceğimiz içerikler oluşturuyoruz. Bu görüntüler üzerinden ya da hesaplar üzerinden sosyal medyada sponsor reklamlar çıkıyor mu? Evet, tabii ki de sponsor reklamları zaten müşteriye göre çıkıyoruz. Müşteri raporlamalarına göre çıkıyoruz. Rakiplerine göre analiz edip servisi sunuyoruz. Gerçekten bir de şöyle bir durum var ki sosyal medya üzerinde olsun, web siteleri üzerinde olsun çok fazla algı operasyonu yaratılıyor bazı insanlar tarafından. Bunları önleyebilmek için, önüne geçebilmek için insanlar ne yapmalı? Enes Bey'e soralım. İzleyicilerimize tavsiye verebilir misin? Şöyle, son zamanlardan aslında ben son zamanlarda oluşan problemlerden bahsedeyim. Bu Instagram üzerinden sürekli direkt mesaj DM dediğimiz sürekli işte hesabınıza telif hakkı vesaire gibi bir sürü mesajlar geliyor bizim sosyal medyası yönettiğimiz firmaların. Bunlara çok dikkat etsinler. Kesinlikle DM'den hiçbir şekilde Instagram, YouTube ve diğer sosyal medya firmaları size mesaj göndermez. Kesinlikle. Evet, kimse DM'den ulaşmazlar. Bana da çok geliyor bu arada. Direkt engelliyorum. Linke tıklamayın, tıklarsanız hesabınız gider. Evet, hatta bazılarıyla konuşmuşum, arkadaşlarım oluyor ama hesapları çalınmış oluyor. Evet. Bu tip şeyler günümüzde yaygın. Gelirseniz biz hesabınızı kurtarırız, sıkıntı yok. Emin ellerdesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki, hesabımızı nasıl koruyabiliriz? Hesabımızı korumak için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle Instagram'dan bahsedeyim ben. En çok kullanılan sosyal medya mecrası. Orada iki faktörlü doğrulamamız kesinlikle açık olsun. Daha sonrasında dediğim gibi hiçbir şekilde mesajlardan gelen linklere tıklanmasın. Ayrıca e-maillere de çok itibar etmesinler. Bunların zaten belli başlı isimleri var. Uzantıları var, domain uzantıları. Instagram, Facebook olsun. Bunlara dikkat etsinler yani kısaca. Onun dışında eskiden hani kardeşim benim Instagram hesabımı çalar mısın, Facebook hesabımı kurtarır mısın? Onlar yok. Şu an sadece dediğim gibi bu yollar üzerinden Instagram veya Facebook hesaplarını çalabiliyorlar. Daha profesyonelleşmişler onlar da diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum izleyicilerimiz adına bu güzel tavsiyeleriniz için. Peki sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden sizin firmanızı tercih etmeli izleyicilerimiz? Başlangıç olarak zaten Enes de söylemişti. Biz buraya açalı 7 veya 8 ay oldu. Kendimizi burada çok çok iyi duyurduk. Yaptığımız işler aslında bizi daha ön plana çıkarttı. Yaptığımız kaliteli işler sayesinde diğer firmalara, rakiplere göre biraz daha ön plandayız. Müşterilerimiz zaten bunun şuurunda. Peki Enes Bey, siz ne söylemek istersiniz firmanız hakkında? Firmamız dediğim gibi bir yıllık bir firma. Tabii ki de bizim sektörde oluşumuz 7 yıl. Bu aslında bizim sektörde oluşumuzun bir tecrübesi bu kadar ilerleyebilmemiz. Yani şu an bir yıl içerisinde 120 tane sosyal medya yönetimi almak bir ajans için gerçekten çok iyi bir durum. O yüzden dediğim gibi bizi diğer firmalardan ayıran fark da biraz da sektörde bulunuşumuz yani. Tabii ki de çünkü yaptığınız işler yapacağınız işlerin teminatı haline gelmiş ve insanlar sizleri tercih ediyorlar özellikle Eskişehir bölgesinde. Ama tabii ki de izleyicilerimiz üzülmesinler, Eskişehir'de değiliz, nasıl ulaşabiliriz diye. Çünkü bilgisayar olan her yerde siz işinizi yönetebiliyorsunuz. Her yerden hatta yurt dışından dahil sizlere ulaşabilirler. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Abdurrahman Bey, sizlere nasıl ulaşabilirler? Tabii ki de Instagram üzerinden ulaşabilirler. Abdurrahman Official hesabından ulaşabilirler. Buranın bir kurumsal hesabı var mıdır? Evet, Ades Kreatif olarak direkt Instagram'a yazdığımızda bir tane hesabımız var zaten. Oradan ulaşabilirler. Bütün iletişim, adres, telefon hepsi orada yazıyor. Oradan ulaşabilirler yani. Peki sizlere ulaştılar müşterilerimiz, bir firma sahibi, sosyal medyanız yönetir misiniz diye bir soru sordu. Siz bunların üzerine bir sözleşme yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi maddeler var bunun içerisinde? Tabii ki de zaten biz firmayla görüşmeye gittiğimizde aylık olarak zaten başlangıç olarak bir sözleşmemizi yapıyoruz. Eğer firma bizi beğendiyse zaten bu bir aylık sözleşmeyi bir yıla kadar uzatabiliyoruz. Sözleşmeler üzerinden? Tabii ki de.
Peki, biliyorsunuz önemli bir konu güven. Buna da değinmek istiyorum son olarak kapatmadan önce röportajımızı. İnsanların güveni nasıl sağlıyor? Şöyle, insanların güveni değil de müşterilerimizin, yani ilk aslında çalışacağımız müşterilere şu şekilde bir güven veriyoruz. Ki zaten yerimiz yurdumuz belli, bir ofisimiz var. Bu başta birinci şeyimiz zaten, güvenimiz. İkincisi de müşterilerle şu şekilde aslında ilerleme sağlıyoruz. Müşterinin bulunduğu sektöre ait sosyal medyasını yöneteceksek eğer bir tasarım yapıyoruz, çekim yapıyoruz. Örnek olarak bir demo çalışma yapıyoruz onlara. Daha sonrasında zaten müşterimiz beğenmiş oluyor biz o sırada. Öyle oluyor. Öyle kesinlikle. Peki son olarak söylemek istediklerinizi alacağım. Öncelikle Abdurrahman Bey, son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? İzleyicilerimize öncelikle buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hem ben hem de Enes, ortağım, kardeşim diyebilirim. Gerçekten böyle bir röportaj yaptığımız için ikimiz de çok mutluyuz. Sizler ne söylemek istersiniz Enes Bey? Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok memnun olduk sizle de. Umarım devam ederiz yani bu röportajlarımıza. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu şekilde ilerlediğiniz sürece eminim ki birçok röportajınız daha eklenecektir basında biz kısmına. Peki müşterilerinizi, izleyicilerimizi buraya davet edelim mi bir de? Tabii ki de davet edelim. Ajansların bir küçük bir sloganı vardır. Bir kahve soru işareti. Aynen. Bir onu kahve içmeye bekleriz. O zaman bir kahve içmeyi izleyicilerimize, Eskişehir bölgesinde olanlar veya yolu düşenleri buraya bekliyoruz. Bu güzel röportaj için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Abdurrahman Bey ve Enes Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.